3 2 1. Herkese selam. Ben Sercan Hoca'nız. Onsun matbukta yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlığımız polinomlardı. Polinomların içerisine girip yavaş yavaş adımlarınıza atmaya başlamıştık. Bugün ise polinomlarda katsayılar toplamı ve sabit terim bulmayı başlayacağız, anlatacağız. İşte kas sayılar toplama ve sabit değerin bulma mutlaka okul sınavında karşına çıkacak bir konu olacak. Öğretmenlerimizin o sınavlarda mutlaka sorması gereken konulardan biri olacak. Yani anlatacağımız bu ders gerçekten önemli bir ders olacak. Eğer hazırsan her zamanki gibi elimde kalemim, önümde benim o güzel 10. sınıf matbook kitabım. O halde hocam gönder gönder gelsin be dedim. Ve bugün katsayılar toplamına bakacağız. On numara bir anlatım yapacağım şurada. Katsayılar toplamı nasıl bulunuyor? Çok güzel örneklerim var. Onları çözeceğiz. Sonra sabit terim nedir? Sabit terim nasıl bulunur? Onunla ilgili örnekleri çözüp bu dersimizi de sonlandıracağız. Ama öncelikle gelsin bakalım. Katsayılar toplamı neymiş? Nasıl bulunuyormuş? Onun bir tanımına bakalım. Px polinomu verilmiş. Bu polinomun katsayılar toplamını bulmak için x yerine bir yazılır deniyor. Hocam ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bizim katsayılar x'lerin önündeki bilinmeyenler değil miydi? An, an -1, a2, a1, A n, A ne eksi bir? A iki? A bir? Ta A sıfıra kadar yazdım bu ifadenin her biri katsayılar. İşte biz bu derste öncelikle bu katsayıları nasıl kısa yöntemle toplayabiliriz? Evet bir polinom verilse mesela px polinomu örnek verelim. 7x küp eksi 2x kare artı 5 şeklinde verilse bu polinomun katsayılar toplamını bulun desem çok kolay bulursun. Nasıl yapar? Katsayılar 7, eksi 2 ve 5. Bunları topladığında ne gelecektir? 7 eksi 2 artı 5, 5 daha. Ne yapar? 10 yapar. katsayılar sayılar toplamı 10 der geçersin. Peki hocam her seferinde Px polinom verildiğinde ben bakacağım uzun uzun kat mı toplayacağım? Hayır. İşte orada pratik yol devreye girecek. Biz burada x gördüğümüz yere 1 yazıp bu katsayılar sayılar 7 2 5 var ya onların önündeki x'ler bizim için sıkıntılı durum. O x'leri yok edebilmek için onları etkisiz hale getirebilmek için x gördüğün yere 1 yazacaksın. 1 yazınca x küp etkisiz hale gelecek. 1 yazınca x kare de etkisiz hale gelecek. Ve geriye kalan sade ne kalacak? katsayı ifade eder. İşte bunları topladığımızda da bizim karşımıza katsayılar toplamı çıkacak. Yani kısacası bugünden itibaren herhangi bir soruda katsayılar toplamı bulun dediği yerde biz x gördüğümüz yere 1 yazıp yolumuza devam edeceğiz. Hocam ne demek istiyorsun? hadi yani bunu ufak ufak örneklerle bir başlayalım. P artı 2 ifadesinde kas toplamı nedir dendiğinde. X gördüğün yere 1 yazacaksın. Nerede? Polinomun içerisindeki ifadede. Burada x gördüğün yere 1 yazınca aslında senden istenen P3 ifadesinin değeri. Yani sen polinomda P3'ü bulduğun zaman o polinomun Kas sayılar toplamını bulmuş oluyorsun. Hocam x eksi 3 polinomun kas toplamı nedir dendiğine. Ne yapacaksın? X gördüğün yere 1 yazacaksın. Nerede? polinomdaki x'te. Gördüğün yere x yazınca 1 eksi 3'ten p eksi 2'nin sonucunu bulmaya çalışacağım. Hocam katsayılar sayılar toplamı artık biliyorum. x gördüğüm yere 1 yazdım. Getirip yazdım da 5 kere 1 5. 2 daha p 7'nin cevabını bulmaya çalışacağız. Hocam katsayılar sayılar toplamı 6 eksi 2 x p polinomunda. x gördüğün yere 1 yazacaksın. Getirip 1 yazdığında 6 eksi 2'den aslında kimi bul demektir? P 4'ü bul demektir bakalım şu örneklerle bir başlayalım. Nasıl soruları varmış beraber görelim. Polinomun kas toplamı kaçtı? Hocam çok basit. Neydi? X gördüğün yere 1 yazacaksın. Bak nerede? Gidip polinomdaki bu kısımda değil. Polinomun iç kısmında Ha polinomun X, X, X kısmına yani iç kısmına X gördüğün yere 1 yazınca aslında kimi bul demektir? P1. Yani sen P'de 1'i bulacaksın. P'de 1'i bulmak için X gördüğün yere ne yazman yeterli? Bu soru için 1 yazman yeterli. 3 çarpı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı 5'ten. 3'ün çarpı 1'in karesinden 3 geldi. 4 çarpı 1'den eksi 4 geldi. Artı 5'ten ifademizi düzenlediğimiz 3'ten 4 çıktı eksi 1. 5 daha ne yapar? Artı 4 ile vurdum ilk sorunun cevabını. Gelsin hemen ikinci sorumuz dedim. Polinomun Kat sayılar toplamı 13 olduğuna göre. Kat sayılar toplamı bulunurken x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Nerede? P'nin içindeki ifadede. X gördüğün yere 1 yazınca P1 çıkar. İşte P1'in e sonucu kaç çıkıyormuş? 13 çıkıyormuş. Ha, elimizde bir bilgi var. Yani verilen polinom makinesine yani polinom fonksiyonunda x gördüğümüz yere 1 yazınca kaç eşitleyebiliyoruz? 13 eşitleyebiliyoruz. O zaman x gördüğümüz yere 1 yazmıdır. Hadi gel 1 yaza yaza gidelim. 1'in karesinden 1 yani 3 çarp 1'den 3 geldi. x gördüğüm yere 1 yazınca x etkisi hale geldi. Eksiyle dağıtarak yazarsam. Eksa, eksi 1 artı 5'in sonucunun kaç eşit olması gerekiyormuş? 13 eşit olması gerekiyormuş. 3'ten 1 çıktı 2. 2 5 daha ne yaptı? 7. 7 eksi a eşittir 13 ise eksi a'yı sağa atalım. 13'ü de sola atalım. 7 eksi 13 eşittir a yapar. 7'den 13 çıktığında eksi 6 a'yı o zaman bulmuş oluruz. A'nın eksi altı olması gerekir. Yani hocam kısacası sen polinomda katsayılar sayılar toplamı sorulduğunda ne yapıyormuşuz? X gördüğümüz yere bir yazıyormuşuz. Bak bla 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 bir polinom verilmiş. Bu polinomda değil istenen polinomda. Senden Px polinomdaki katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı görür görmez cümlesini. x eşittir 1 yazdım. Ama nerede? Bu istenen kimse onda. Sakın yukarı gidip yazma. O zaman istenen buysa x gördüğüm yere 1 yazarsam aslında senden istenen P1'in cevabı nedir? Nerede? Verilen polinom makinesinde. Bak polinom makinesi burada. Bu polinom makinesinde x'in içerisinde ne olmasını istiyorsun? 1. Yani P1'in kime eşit olması gerekiyor? Px artı 2. Yani bu 1'in buradaki x artı 2'ye eşit olması gerekir. Bunların birbirine eşit olması için yani x artı 2'nin 1'e eşit olması için 2'yi karşıya atarsam 1'den 2 çıktığında geriye ne kalır? Eksi 1. Aslında yukarıdaki polinomda x gördüğün yere ne yaz demektir? Eksi 1. Eksi 1 yazınca burası 1 oluyormuş. Ha. Hocam burası p1 oldu. Nerede? x gördüğün yere eksi 1 yazınca. Eksi 1'in karesi. Eksi eksi 1 artı 3'ü düzenlediğimizde p1 polinomu eksi 1'in karesinden 1 geldi. Eksi eksi yan yana artı 1 yaptı. Artı 3'ten p1 polinomunun cevabı 1, 1 daha 2, 3 daha 5. O halde istenen bizde P1'di. P1 ne olmalıdır? 5 olmalıdır dersin. Anlaştık mı nasıl gittiğini? Mantığını yavaş yavaş kurgulamaya başladın mı? Gelsin o zaman. Hop hocam böyle değildi. Gelsin bakalım sıradaki şu dördüncü soru. Şöyle birazcık uzaklaşayım. Sana hazırlayayım sorumu. Bak bla 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 bir polinom verilmiş. Olduğuna göre kısmı benim için ilgilendirmiyor. Asıl kısım burası. Bu polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Katsayılar toplamında x gördüğün yere 1 yazıyorduk. Nerede? Bu polinomda. x gördüğün yere 1 yazınca 1 eksi 3'ten aslında senden istenen p eksi 2 polinomunun cevabı. Nerede? P ile ilgili verilen polinom makinesine. Hocam onunla ilgili verilen polinom makinesi aha da burada. O halde buranın içerisinin ne olmasını istiyorsun? Eksi 2. Aslında şunu demek istiyoruz. Biz Px2'yi bulmak istiyoruz. P ile ilgili verilen bir makine var. Px artı 2. Biz bu iç kısımların içerisinin eksi 2 eşit demek istiyoruz. O zaman eksi 2'nin x artı 2 eşit olması için 2'yi karşıya atarsam x gördüğün yere ne yaz demektir? Eksi 4 yaz demektir. Nerede? Ahanda bu polinomda. X gördüğüm yere eksi 4 yazınca eksi 4 yazdım içerisi eksi 2 oldu. E, X gördüğüm yere eksi 4 yaza yaza gidiyorum. 2 çarpı eksi 4'ün karesi eksi eksi 4 artı 3'ten P eksi 2 eşittir. Eksi 4'ün karesi 16. 16 ile 2'yi çarptım. 32 eksi eksiden artı 4 artı 3'ten düzenlediğimde 32 4 daha 36 36 3 daha 39 daha vurduk cevabı. Şimdi biz katsayılar toplamının nasıl bulunduğunu öğrendik. Hocam x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Şimdi ise ufak bir not paylaşacağım. Bu notta şöyle bir durum var. Ee, tek dereceli katsayılar toplamı ve çift dereceli katsayılar toplamından bahsedeceğim. Ne demek istiyorsun? Bir px polinomunda çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı bulunurken. Yani şundan bahsediyorum. Mesela px polinomu verilsin. A çarpı x üzeri 5 artı. B çarpı x üzeri 4 artı. C çarpı x üzeri 3 artı. Hocam hocam nereye kadar? Sonuna kadar. Sonuna kadar gidiyorum. D çarpı x üzeri 2 artı. E çarpı x artı f ifadesinde tek dereceli terimleri. Önce dur neyi buluyoruz? Çift dereceli terimler. Tam arkadaş bizim video esnasında yazıcımız da maşallah kendini yenileme. Belki sesi geliyordur yazıcı da çalışmaya başladı. Kendi kendine dur bakalım ne yapacak herhalde kendi kendini temizliyor. Ses geliyorsa kusura bakma biz yolumuza devam ettik. Biz çift dereceli terimleri Katsayılar toplamını bulacağız. Yani derecesi çift olanlar. Kimler? Hocam bak derecesi çift olan x üzeri 4 var. Derecesi çift olan x kare var. Derecesi çift olan aslında f çarpı x üzeri 0 ya. Bir de f var. İşte ben b artı d artı artı F'yi bulmaya çalışacağım. Bu nasıl bulursun? Nasıl bulabilir? Bir bakalım. Formüle bir bakıyorum. Önce P1'i bulacakmışım polinomda. Sonra da P-1'i bulacakmışım. Toplayıp yarısını alacak. Dur bakayım tutacak mı? Hocam ben burada P1'i bulmak isteseydim. X gördüğün yere 1 yaza yaza git. Bak ne olur? A artı, B artı, C artı, D artı, E artı, F olur. Bir de P-1'i bulacaktım. X gördüğüm yere eksi 1 yaza yaza gideceğim. Dikkat et burada iyi güzel arkadaşım. Eksi 1 yazınca burası eksi 1'in 5. kuvvetinden eksi 1 gelir. A ile çarptım eksi A olur. 1 yazınca x üzeri 4'ten ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Artı b. Hocam burası eksi c. Burası hocam artı d. Hocam bak burası eksi e artı f'ye dönüşüyor. İşte biz bunları toplayacağız. Topladığımızda cırsana cırsana. Cırsana cırsana. Cırsana cırsana. Cır bak 2b, 2d, 2f kalır. Yazalım. 2 parantezine d artı. Bir dakika şöyle sırayla yazalım. b artı d demiş. değil mi orası? Dur bir dakika şunu bir silelim hocam sil 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 sil. Neydi 2 artı b artı d artı f. İşte formülle bir de bunu kaça bölecekmişim? 2. 2'ye böldüğümde ooo b artı d artı f'yi bulmuş olursun. Yani ispatını göstermiş olduk. Kısacası bugünden itibaren bizim karşımıza çift dereceli terimlerin kas toplamı sorulursa p1 ile p-1'i bulup toplayıp yarısını alacağız. Eğer bize px polinomun tek dereceli terimlerin kas toplamı sorulursa aynı formül. Bak neredeyse çok benziyor. Yalnız p1 eksi P-1 bölü 2. Aradaki işlem bu sefer çıkarma işlemi olacak. Bunun ispatı da yukarıdakinin bir benzeri. İstiyorsan sen deneyebilirsin. Hadi gelsin bakalım bununla ilgili bir sorumuz. Bize bir polinom verilmiş. Çift dereceli katsayılar toplama A. Tek dereceli katsayılar toplamı B ise A eksi B'ye kaçtır? Önce ben şunu biliyorum. Çift dereceli ve tek dereceli de. Öncelikle kimi bulmalıyım? P 1'i. Bir de P eksi 1'i. Yani burada X gördüğün yere bu polinomda X gördüğün yere 1 yaza yaza git demek. Hadi yaza yaza gidelim. Buradan eksi 3 gelir. Hocam buradan artı 5 gelir. Bak şuraya. Eksi 6 X kareden eksi 6 gelir. Hocam buradan artı 4 gelir. Ve buradan da eksi 2 gelir. İşlemi düzenlediğimizde Şöyle bir bakalım. Hocam eksi 3 artı 5 daha artı 2 yapar. Eksi 6 daha eksi 4. Artı 4 ile birbirini götürür ve geriye ne kalacaktır? Eksi 2. Kısacası sen P1'in eksi 2 olduğunu bulmuş oldun. Bir de gel P eksi 1'i bulalım. Bu ne demektir? Hatta şöyle siyahla gösterelim onu da. P eksi 1'i. X gördüğün yere eksi 1 yaz demek. Yine nerede? Aynı fonksiyonu. Eksi 1 yaza yaza gittiğimizde. Eksi 3 gelecek. Burada eksi 1'in 4. kuvvetinden artı 1. Eksi 3 geldi. Hocam eksi 1 yazdığında eksi 1'in 3. kuvvetinden eksi 1. 5 ile çarptığında eksi 5 geldi. Eksi 1 yazdığında eksi 1'in karesinden artı 1. Eksi 6 gelmiş oldu. Eksi 1 yazdığında 4 ile çarptığında eksi 4 geldi hocam eksi 2 ifadesiyle düzenlediğimizde de eksi 3 eksi 5 daha eksi 8 ee buradan eksi 10 eksi 18 ne yaptı burası eksi 20 mi yaptı eksi 20'yi bulmuş oldum yani kısacası p eksi 1'in cevabı da eksi 20 idi Bak tek çift dereceli terimler. Çift dereceli terimler P1 ile P-1'i topla yarısını al. İşte bunun toplamının sonucu A'ya eşitmiş. Hocam ben bunların sonuçlarını biliyorum. P1'in sonucu eksi 2. P-1'in sonucu eksi 21. 2'ye böldüğümüzde burası ne yapar? Eksi 22. 2'ye böldüğümde eksi 11 ne olarak bulmuş oldum? A olarak bulmuş oldum. Aynı şekilde B'yi bulacaktık. P B ise... Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı. Yani öncelikle P1'i bulacağım. Sonra P-1'i bulacağım. Bunları çıkarıp Yarısını aldım. Hatırladın ya tek derecelerde tek farkı çıkarma işlemiydi. P1'in sonucu eksi 2'di yazdım. Hocam çıkarma işlemin eksi. P-1'in sonucu eksi 1'di yazdım. Bölü 2. Eksi eksi geldi. Artı 20 oldu. Artı 20. Eksi 2 daha ne yapar? Artı 18 yapar. Her tarafı da 2'ye böldüğümüzde. 18'i 2'ye böldüm. 9. O halde B'nin sonucunda 9 buldum. Bizden istenen A eksi B'nin sonucu. A'nın sonucu eksi 11. B'nin sonucu da 9. Eksi 11 eksi 9'dan vurdum cevabı eksi 20'ye eksi 20'ye. O halde dedim ki ilk sayfayı hallettik bile. Gelsin bakalım yavaştan ikinci sayfamızdaki altıncı sorumuz. Hocam bu arada ne oluyor durmadan burnunu çekiyorsun. Ey güzel arkadaşım bu arada inanılmaz bir salgın var sanırım. Grip salgını, faranjit salgını. Şu an hem grip hem faranjit hepsiyle birlikte savaşıyoruz. Ama Birbirimizi yalnız bırakmıyoruz. Birbirimize bu yolda da yoldaşıyız. Nerede? Gelsin devam etsin polinomlarda. Dikkat et bu ara sen de lütfen sağlığına benim gibi sakın hasta olma diyelim. Hadi bakalım yolumuza devam. Bu arada kusura bakma sesim biraz çatallı. Burnum biraz tıkalı ama biz yine işimizin başımız, başındayız. Px polinomunda P1 eksi Px1'in sonucu verilmiş. Eksi 24 olduğuna göre Px polinomun tek dereceli. Hocam tek dereceli lafını duydum da hemen formülü yapıştırın. P1 eksi P eksi 1 bölü 2 bize neyi verirdi? Tek dereceli e, katsayılar toplamını verirdi. E P1 eksi P eksi 1'in sonucu. Hocam çok basit. Evet. Direkt eksi 24. Eksi 24'ü 2'ye böldük mü? Vurduk cevabı eksi 12. Hocam gelsin bakayım gönder bana gönder. Yedinci soruyu gönder. Elimiz ısınmış kan hazır. Polinomun çift dereceli terimler, terimlerin katsayılar toplamı. Çift dereceli terimleri bulmak için P1'i bulacağım. P-X'i 1'i bulacağım. Bunları toplayıp yarısını alacak. Formülümüz buydu. O halde verilen ifadede P-1'i bulalım. Yani burada X gördüğümüz yere ne yazalım? 1 yazalım. 1 yaza yaza gidersem. 1 artı 1 bir eksi 1'in karesi üzeri 5. Hocam bak cır sana cır sana birbirini götür. 1'in 5. kuvvetinden cevap 1 gelir. Bir de kimi bulmam lazım? p 1. Yani X gördüğün yere eksi 1 yaz demek. Hadi eksi 1 yaza yaza gidelim. 1 eksi 1 eksi eksi 1'in karesinin... Kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti. Şu işlemi dikkatli bir şekilde yapalım. Hocam bak -1'in karesinden 1. Eee 1 1 birbirini götürdü. -1'in 5. kuvvetinden ne gelmiş oldu? -1 gelmiş oldu. Artık yerine yazma vakti. Şöyle bir baktım, işlem hatası yaptık mı? Baktık, işlem hatamız yok. O halde -1'in 5. kuvvetinden de ne gelecektir? -1 gelecektir. P1'in sonucu 1. Eee artı P eksi 1'in sonucu eksi 1. Ne oldu orası götürdü değil mi? Cır sana sana gitti. 0 bölü 2'den cevap 0. Demek ki çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı 0 geliyormuş. Tamam hocam biz bunu anladık artık. Katsayılar toplamı denliğinde x gördüğümüz yere 1 yazdığımızı. Daha sonra çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı dendiğinde P1 artı P-1 bölü 2 dendiğini. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamının P1 eksi fark eksiydi ya. P-1 bölü 2 dendiğini. Bunları hallettik. Şimdi ise ne yapacağız? Şimdi ise sabit terim bulmayı öğreteceğim. Ey güzel arkadaşım şuraya bir polinom yapsam yazsam. Px polinomu 3x küp eksi 7x kare artı 5x Eksi 6 gibi. Bu ifadenin sabit terimi nedir dersem ilk günkü dersimize ilk dersimize seni gönderdiysem sabit terim neydi? X'siz olan terim Eksi 6 idi. İşte biz de sorularda sabit terim bulmak için X'leri yok edeceğiz. X'leri yok etmek için de X gördüğümüz yere 0 yazacağız. Yani 0 yazarsan X'ler yok olur. Şimdi sorumuza baktık. PX sabit terimi bulun demiş. Ne demek? X gördüğün yere 0 yaz demek. X gördüğün yere 0 yazarsan aslında sana sorulan P0'dır. Hocam bu ifadeyi de sabitleyelim. X gördüğün yere sıfır yazdım. Bak X gördüğün yere sıfır yazarsan sana sorulan P3'ün değeri. Yani polinomdaki P3 senden istenen sorunun cevabı olacaktır. Bu polinomda ise P3X artı 2 polinomda sabit terim bulmak için X gördüğün yere sıfır yazarsan sıfır yazdığında burası yok olur. Senden istenen P2'nin cevabıdır. Hocam bak burada da sabit terim soruluyor. X gördüğün yere sıfır yazarsan nerede? Burada burası yok olur. Bu sefer senden istenen P5'in cevabıdır Hocam sen bunu şöyle güzel bir soru üzerinde bize göster dersen de... P e, ...bize bir polinom verilmiş. Bu polinomda PXX -X, bak bize bir polinom veriliyor bu polinomda değil... P x eksi 2 polinomuna sabit terim soruluyor. Sabit lafını görür görmez x eşittir 0 yazıyorum. Nerede? İstenen polinomda. Yazdığın zaman yani burası yok oldu. Senden istenen P eksi 2'nin cevabı kaçtır? E bize bir polinom makinesi verilmiş mi? Verilmiş. Buranın içerisinin eksi 2 olmasını istiyorsan x gördüğün yere eksi 2 yazarsan. Sen bu sefer P eksi 2'yi bulursun ki benim o istediğim cevaptı. 5 çarpı eksi 2 artı 3'ten e burayı düzenledim. Buradan ne geldi? Eksi 10. A artı 3'ten cevabım. Eksi 7. Vurdum cevabı. Eksi 7'ye gelsin. Dokuzuncu sorumuz. Şimdi bak soru tarzımız yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Hem katsayılar toplamını hem de sabit terim bulmayı aynı sorularda kullanmaya başlayacağım ki. Bence öğretmenin de senin böyle soracaktır okul sınavında. Tamam mıdır? Gelsin bakayım. Bak bu soru güzel bir soru. Ama çok tıkanıyorum ama birazdan çözeceğim sorular nasıl? Çok daha tam da okul sınavına ait sorular. Evso soru geliyor birazdan bekle. Px artı 1 polinomun sabit terim altı. Böyle sorularda sorun tamamını okumadan durdur. Sabit terim bulmak için x gördüğün yere ne yazarsın? 0. Nerede? İstenen polinomda. x gördüğün yere 0 yazarsan burası ne olur? P1. Hocam P1'in cevabı aslında kaça eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Bunu hallettik. Daha sonra diğer polinom Px-1 polinomunda kat toplamı. Kat toplamı demek x gördüğün yere 1 yaz demek. 1 yazınca içerisi 0 oldu. Hocam bu sefer P0'ın sonucu da kaç eşitmiş? Eksi 2 eşitmiş. Bu bilgileri buldum. Devam ediyorum. Px polinomunun kat toplamının sabit terimli oranı kaçtır? Hocam kat toplamı x gördüğün yere 1 yaz demekti. 1 yazınca P1 olur. Sabit terim demek hocam x gördüğün yere 0 yaz demek. Nerede? istenen polinomda. P0. Bizden istenen kas sayılar toplamının sabit terim oranı. E ben bulmuştum ki bunların cevabını. P0'ın sonucu aldı. Özür dilerim. P1'in sonucu 6. P0'ın sonucu eksi 2. Bunları birbirleriyle sadeleştirdiğimizde 6'yı eksi 2'ye böldüğümüzde cevap eksi 3 gelecektir efendim. O halde hocam şöyle bana okul sınavında da çıkacak çok tatlı bir soru çöz dersen al sana. Evsu sorulardan biri. Bak evsu sorunun çok zor olmasına gerek yok istenen kazanımı sorgulamasına gerek vardı. Hadi gel bakalım beraber bu soruya. Px, Qx ve Rx polinomları için şöyle bir polinom tanımlanıyor. Px polinomu Qx ile Rx artı 2 polinomunun çarpına eşitmiş. Px polinomunun sabit terimi sıfırdan farklı bir gerçel sayıdır diye verilmiş ve bize başlanılmış. Px polinomunun sabit terimi QX polinomunun sabit teriminin 4 katı olduğuna göre. Hocam sabit terim bulunurken X gördüğün yere 0 yazılır. Nerede? istenende? 0 yazdığında P'de. P0. QX polinomunun sabit terim dediğine göre X gördüğün yere 0 yazarsan. Q0'ın kaç katına eşitmiş? 4 katına. Bir daha bakalım. PX polinomunun sabit terimi. Yani bu. QX polinomunun sabit teriminin gerçekten 4 katına eşit oldu mu oldu? Tamam hocam bunu biz hallettik. Devam edelim. Bizden istenen Rx artı 1 polinomunun katsayılar toplamı kaçtı? Katsayılar toplamı deyince şöyle sileyim hatta burada yazmayayım. Katsayılar toplamı deyince x gördüğün yere ne yazıyorsun? 1. Nerede? Burada. 1 yazınca burası ne olur? x gördüğün yere 1 yazdın. R2'nin cevabı kaçtır? Hocam biz 2 tane bilgi bulduk. Bak burada bir, bir bulgu, bilgi bulduk. Burada da bir tane R2'nin cevabı nedir diye araştırdık. Biz R'de 2 istiyoruz. Peki R ile ilgili yukarıda bir polinom verilmiş. Hocam bak R polinomu burada. Bu polinomun burasının içerisinin sen 2 olmasını istiyorsun. 2 olması için x gördüğün yere ne yazman lazım burada? 1. Hadi gel biz bu polinomun tamamında x gördüğümüz yere 1 yaza yaza düzenlemeye çalışalım. Hocam burası p1 olur eşittir. Q1 çarpı x gördüğün yere 1 yazdın. 1 yazdın. Buraya da 1 yazınca x gördüğün yere. Bir dakika bir dakika hocam x gördüğün yere 1 yazınca olmaz. Dur 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 yanlış söyledik burada. Dur 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 sil 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 sil. İçerisinin hocam dur. İçerisinin 2 olması için x artı 2 de x gördüğün yere ne yazman lazım? 0. O halde x gördüğümüz yere 0 yaza yaza gidiyoruz. O halde burası da ne olacaktır? x gördüğün yere 0 0 0 yaza yaza gidersem. P0 oldu. Q0 oldu. Devam ettim. Çarpı R. X gördüğüm yere 0 yazınca burası da ne olacaktır? R2 olacaktır ki. Bu da benim istediğim ifade. Ben R2 araştırıyorum. Peki P0 gördüğümüz yere yani bu arkadaşın yerine istersem ne yazabiliyorum? 4 çarpı Q0 eşitmiş. Q0 çarpı r 2ye ki bir anda Q0'ı nasıl bulacağım diye düşünebilirsin ama aslında karşılıklı cır sana cır sana birbirini götürecektir. Geriye de R 2 kalacaktır. R 2'nin cevabı 4 olmalıdır. istenen cevap da o halde r 2ydi Vurdum cevabı 4'e yan yana 2 kazık anlamayana çok yazık dersimizin de son sorusuna yani bitmek üzere. Yani sabit terimle artık Kas sayılar toplamının nasıl bulunduğunu yavaş yavaş öğrendin diyebiliriz. Videoyu durdu. İstiyorsan bu soruyu sen bir dene. Sonra gel bir de benimle beraber kontrol et bakalım. Hocam bu soru nasıl? Bu soru yalnız bu soru da evso diyebileceğim sorulardan biri. Çok güzel bir soru. İşi öğreten sorulardan. Px-3 polinomunun sabit terim. Sabit terim dediğin yerde x gördüğün yere sıfır yazıyorsun. Nerede? İstenen yerde. Sıfır yazdığında aslında senden istenen p 3 3'müş. İşte bunun cevabı kaça eşit? 6'ya eşit. Yapıştırdım. QX artı 1 polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamını X gördüğün yere 1 yaz demek. Nerede? istenen polinomda. Burada bir yazınca Q2 çıkar hocam. Q2'nin de cevabı kaça eşitmiş? Eksi 2'ye. Bunları yazdık mı? Yazdık. Bizden istenen bu bla 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 ile verilen karışık burada karman çorman ifadenin kat toplamı kaçtır? Katsayılar toplamında x gördüğün yere ne yaz demektir? Bir. Nerede? istenenlerde? Bak burada her yerde x gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 yazacağız. Gel iyi güzel arkadaşım. X gördüğüm yere 1 yaza yaza 1 yaza yaza 1 yaza yaza gidelim ne çıkacak karşımıza. 3 çarpı P 1'den 4 çıktı. 3 Hocam P 3 lazım. Aa ben onu e demin bulmuştum zaten. Bulmasaydık soruda bir sıkıntı vardı diyecektik. X gördüğüm yere 1 yaza yaza gidiyorum. 2 çarpı. X gördüğüm yere 1 yazma. Q 2'ye dönüştü. Artık istenenleri yere yaz, yerine yazma vakti. P eksi 3'ün cevabı 6 idi. 3 çarpı 6 eksi 2 çarpı. Q2'nin cevabı da eksi 2 idi. Bu işlemleri düzenlersek 6 kere 3 18. Eksi 2 ile de eksi 2'yi çarptım. Ee, ne yaptı? Artı 4 yaptı. 18 artı 4'ten 22 ile vurdum cevaba gelsin müziğin sesi. Duyuyorsun müziğin sesini. Bu müziğin sesini duymayanlar belki bizi deli zannediyor olabilir ama biz aslında burada beraber dans ediyoruz. Ey güzel arkadaşım bir dersin daha sonuna geldik. Polinomlar 3'ü bitirdik. Yalnız üçü bitirdiysek hocam bitirdiğimize dair bir ibarede bulun bize. Nerede? Aha da burada. Biz polinomun 1 iki hallettik. Bugün ise 3. dersi bitirmiş olduk. Yavaş yavaş o küçük adımlarla göreceksin ki 12. derse kadar beraber seninle dolu dizgin gideceğiz. Ancak bu yolu beraber soru avcısıyla aşabiliriz. Sakın ama sakın bunun unutma. Unsur Mapu. Ne güzel de bir kitap yapmışız be arkadaşım. Neden? Çünkü bizim için kitaplardaki en önemli şey ne? Sana bu dersi anlattın ya. Bu dersle ilgili artık senin görevin bunu öğrendiysen pekiştirmen gerekiyor. Pekiştirmenin de nasıl yapabilirsin? Tek şartı soru çözmek. Ama benzeyen anlattığıma benzer sorular. Üçüncü ünite üçüncü dersi bitirdik. Bak burada şu son soru ve ondan önceki bir soru daha var. Bak üstünde onun üstündeki soru. Ya şimdi bak hiç yani hepsinde beğendim ya. Hepsini de göstereceğim. Lütfen bu soruların hepsini sakın çözmeyi unutma. Soru avcısındaki sorular bizim için çok önemli. Bu soruyu da bitirdiysen eğer bunları da çözdüysen eğer bu kitabı da koyabilirsin. Artık dersin ki dördüncü dersi izleme vakti. O halde bir sonraki dördüncü derse kadar. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.